Arkadaşlar merhaba. Bugünkü tarifim gerçekten tam yaz akşamları için. Yanına böyle soğuk buz gibi cacık yaparsanız harika bir ana yemeğiniz olmuş olur. Naneli bulgur pilavı yapıyoruz bugün. Bol domatesli, biberli şöyle gerçekten lezzetli bir pilav oluyor. Öncelikle tencereme zeytinyağı ekledim ve bir adet orta boy soğanımı küp küp doğrayıp zeytinyağında birazcık kavuruyorum. Hafif böyle yumuşamaya başlayana kadar. Daha sonra üzerine biberlerimi doğradım. Ben biberlerimi çok küçültmüyorum. İçinde böyle görünmesini sevdiğim için istiyorsanız daha minik doğrayabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Biberlerimi de soğanlarımla birlikte birazcık böyle kavurduktan sonra yine kabuğunu soyup küp küp doğradığım domateslerimi ekliyorum. Domateslerimi birazcık bunu pişireceğim. Hem domateslerin biraz rengi dönüp yumuşamaya başlayacak, hem de bütün malzemelerin lezzeti birbirine karışmış olacak. Ama bu noktada küçük bir dokunuş olarak da bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ekleyeceğim. Böylece domatesin biraz ekşiliği varsa şeker onu dengelemiş olacak. Bu şekilde domatesin, biberin ve soğanın birazcık kavuruyorum. Zaten rengi dönüp domatesin yumuşamaya başladığını anlayacaksınız ve bu noktada da dediğim gibi lezzetleri birbirine geçmiş olacak. Gördüğünüz gibi domateslerin rengini de artık iyice saldı ama ben biraz daha görüntüyü canlandırmak adına tam bu anda salça eklemesi yapıyorum. Bir yemek kaşığı kadar domates salçası kullanıyorum ben. İsterseniz domates biber salçası karışık da kullanabilirsiniz. O da çok güzel olur. Salçanın birazcık o çiğ tadı gidene kadar yine burada bir kavurma işlemi uyguluyorum. Çok fazla artık pişirmemize gerek yok. Üzerine hemen 2,5 su bardağı bulgur kullandım. Bulgurunuz eğer iri pilavlık bulgursa ve suyu aldığında iyice şişiyorsa belki malzemeyi biraz daha arttırabilirsiniz. Hep aynı bulguru kullanıyorsanız zaten onun ölçüsüne artık alışmış oluyorsunuz. Bulgurumu da bu malzemelerle birazcık kavuruyorum. Gördüğünüz gibi bulgur da artık iyice rengini aldı ve artık yaklaşık 4 su bardağı kadar su ekleyeceğim. Hemen öncesinde tuzunu ekliyorum. Hatta suyunu koyduktan sonra da ekleyebilirsiniz. Hem böylelikle tuz kontrolünü de o noktada yapmış olabilirsiniz. Çünkü piştikten sonra tuz ekleseniz de artık çok daha kötü oluyor tadı. Suyundan şöyle bir parça tadına bakarsınız. Tuzu yeterli mi değil mi diye görmüş olursunuz. 4 su bardağı kadar sıcak su ekledim. Bulgurlarım suyunu çekip iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Ama yine de su konusunda kontrolü gitmenizi tavsiye ederim. Bulgurlar suyunu çektiğinde, piştiğinden emin olduğunuzda altını kapatıyorum ve 2 tatlı kaşığı kuru nane pilavımın üzerine gezdiriyorum. Tepeleme tatlı kaşığı kullandım ben. Naneyi gezdirip kapağını kapatıp bu şekilde de dinlendiriyorum. Böylelikle nane aroması her yere yayılmış oluyor. Biraz ılındıktan sonra servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi lezzeti buradan bile belli oluyor. Eğer denerseniz bizi etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.